Merhaba arkadaşlar, ben Nilay. Kanalım Derli Topla Çalkalı'ya hoş geldiniz. Biraz önce elime yeni defterlerim geldi. Galenleder'dan sipariş etmiştim. Tomoe River Paper'dı. Tomoe River kağıttı. Türkiye'de ilkti. Görür görmez direkt satın almıştım zaten. Şimdi açıp içine birlikte bakacağız. 3 tane birlikte geliyor arkadaşlar. Üçlü defter halinde. 22 dolar gibi bir şeydi ama ilk alışverişinizde %10 indiriminiz var. Bir de çarp çıkıyor. O çarpı çevirdiğinizde de işte bedava shipping, ondan sonra kargo ya da işte %10 indirim, %5 indirim, %13 indirim gibi farklı şeyler çıkıyor. Bu çarkı felekteki gibi bir şey yani. Bana oradan %13 indirim çıkmıştı. Derken 20 dolara falan geldi yani satın alışım. Şimdi bu ne? Aa, o bu hediye. Aa, hediye koymuşlar içine. Ne ki? Ay, kendimi de heyecanlandırdım. Görünüyor mu kameradan? Biraz görünüyor. Pasaport boyutu arkadaşlar. Ki pasaport boyutundaki Traveler's Notebook'umun içine güzel hatıralar yazıp keyifli yolculuk maceralarıyla doldurmak için almıştım bunu. Böyle kanvas bir çantanın içinde geldiği söyleniyordu zaten internet sitesinde. Ay, çok güzel. Ben bunu şey olarak kullanacağım. Küçük etiketlerimi falan koymaya kullanırım diye düşündüm. Hani küçük makasımı, yapıştırıcımı falan. Defterlerimi koymayacağım yani. Defterlerimi direkt ajandamın içine koyacağım. Allah'ım, şuna bakar mısınız? Şurası altın folyolu. Bu arada içine falan geçmeden önce şeyden bahsedeyim. Bu pasaport boyutunda demiştim ya arkadaşlar. Bunun haricinde kişisel boyutta normal hani Traveler's Notebook'un standart boyutu var ya, o boyutta ve A5 boyutunda olanları da var. Yine siteye gidip bakabilirsiniz. Ben aşağıya şey yaparım, linkini koyarım. Ay, bir kere elleyeceğim. Ay, şuna bak. Ay, şuna bakar mısınız? Allah'ım. Ay, şey gibi. Aa, incecik kopya kağıdı gibi. Ay, çok güzel. Ya, ben var ya Tomoe River Paper'dan defter istiyordum. Gerçekten çok istiyordum. Bu Hobonichi'nin kağıdı falan, bu şeyden, kağıttan çünkü. Bunun haricinde Travelers Company'nin kendi defterleri bu kağıttan. Mürekkebe dayanıklı, çok yumuşak, çok ince. İşte sulu boya da arkaya geçirmiyor falan. O kadar şey var ki yani, nasıl diyeyim? Gerçekten çok kaliteli ama aynı zamanda da aşırı ince bir kağıt. Dediğim gibi çok istiyordum ama shipping için, yani şey için, kargo için baya baya yüksek miktarlar ödemem gerekiyordu. O yüzden hep ertelemiştim. Sonradan umudumu yitirmiştim falan böyle 1-2 yıldır. Sonra Galenleder böyle bir projeyle gelince gördüğüm anda direkt atladım tabii. Dediğim gibi kanvas çanta, 1-2-3 tane defter ve writing board, guide ne deniyor? Hani bu hepsi şey bu arada, çizgisiz kağıt arkadaşlar. Kaç yaprak olduğunu da söyleyeyim. 128 yaprak. Kalınlığı 52 gram ama biliyorsunuz ki kalınlıkla kağıt kalitesi hani birbirine paralel gitmiyor her zaman. Bu kağıtta özellikle hani kalınlıkla işiniz yok diyebilirim. Kağıt gerçekten güzel kalitede. Bir tane kareli. Aa, burası küçük kareli, şurası büyük kareli. Aa, burası 10 milimmiş. Yani birer santimlik. Bu da yarım santimlik. Bu şekilde yazmalar da hoş, güzel olmuş. 7 milimlik ve 10 milimlik. Bir tane de bu ne ki? Süet gibi bir şey ama ay, ben hiç anlamam böyle şeylerden de. Bu şey arkadaşlar, hani zaten çok ince ya kağıt. Arkasına koyup rahat yazı yazabilmek için. Yumuşak olsun diye. Bunlar da yine aynı şekilde. Çoğunuz biliyordur ama ola ki bilmeyen arkadaşlarımız varsa diye şu şekilde. Hani çizgili, kareli, artık hangisini kullanacaksanız böyle çizgiler görünüp yardımcı olsun size diye. Evet. Defterler bu arada Everyday Book olarak geçiyor. Çok güzel ya. Ay, o kadar mutluyum ki şu an anlatamam var ya. Şöyle güzel güzel koyayım. Gözümüze de hitap etsin. Ve şu hediyeyi açacağım. Bu ne bilmiyorum. Yani bunlar tamam. Bunları satın aldım. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bakalım. Ay, bu kağıt da güzelmiş. Kullanırım ben bunu. Aa. Ha.
Türk kahvesiyle şey, Türk çayı. Bu şey arkadaşlar, hani dünya geneline satış yapan bir marka ya, o yüzden bizim buralara özgü. Aa, süper. Ve böyle çok geniş bir şey olmadı ama sayfasına mürekkep kullanımı, işte elimdeki kağıt, pardon, kalemlerle çizimler falan yapıp ona göre yine ayrı bir video çekeceğim zaten. Bu sadece paket açılımı ve içinde neler olduğunu hep birlikte görelim, birlikte bakalım diye çektiğim küçücük bir videoydu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa aşağıya yorum kutucuğuna yazabilirsiniz. Galiba her şeyden bahsettim ama. Ha, kargo ücretsiz bu arada. Ondan da onu da söyleyeyim. Ayın 25'inde almıştım. Temmuz'un 25'inde almıştım. Bugün Ağustos'un 2'si. Saatte 4 civarı falan. El yapımı, ki ben şey yaptığımda, sipariş verdiğimde uzun zaman hazırlanması sürdü. Dün için kargoya verildi demişlerdi. Bugün geldi. Ben Aydın'ın bir ilçesinde yaşıyorum. Yani çok da uzun sürmedi. İstanbul'dan geliyor bu arada bunlar. Böyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.